kampların daha farklı olduğunu gösterdi bana. Örnekse bir boksörden bahsederken bu kadar çok yumruk atan ve bu yumruk yiyen bir adamın çoğunluk ön yargılı bir şekilde bir et kafa olduğunu düşünürler. Fakat Fırat Aslan mesela bu chess boxing meselesinden konuşmuştuk. Chess boxing birçok kişinin bildiği gibi özellikle Almanya'dan ve birçok ülkede yayılan, şimdi Fransa'da da örnekleri var. Uzun yıllardır aslında bu devam ediyor. Hani bir round e, boks bir roundda satranç maçı yapıyorlar. Evet. Ve sonra tekrar boks, sonra tekrar satranç ve sonra belli bir dengesi var onun. Şu kadar round bok, boks, şu kadar round satranç birbirine yakın roundlar ve ondan sonra ikisinin bileşiminden bir kazanan ilan ediliyor. Ve Fırat bana o zaman demişti ki Fırat çok iyi satranç oynuyordu. Ve ben de kıskanmıştım onu yani. Herifin hem vücudu güzel, hem iyi yumruk atıyor, hem de iyi satranç oynuyor. Normalde bunun olmaması lazım. Çünkü ben sadece iyi satranç oynuyorum. <laughs> yani kıskançlık yaratan bir durum. Ve e, Fırat bana şeyi söylemişti. yani Bazı kamplarda boksörler satranç oynar. Bazı kamplarda bilardo oynar. Yani aslında böyle et kafa tipler değil bayağı yok, akıllı değiller, tipler. Değiller, çünkü sen değil. sen bana anlat diye aslında bu, bu kadar Hı -hı. dil döktüm aslında aslında mühim bir strateji var boksla. kesinlikle var. Ben de biraz daha işin içerisine girince anladım o olayı. Hı -hı. Yani daha önceden çok da bir bilgim yoktu. Hayranlıkla izlediğim insanlar vardı işte Hı -hı. Mike Tyson vesaire Hı -hı. ama hep işte hep, kaba kuvvet zannediyorduk. Aslında öyle bir şey yok. Gerçekten de strateji barındırıyor. Yani iyi bir taktik yapmak gerekiyor. Ee, onun haricinde inanılmaz bir e, kondisyon gerektiriyor evet. boks hani izlediğimiz zaman çok anlamıyoruz ama gerçekten ee, üçüncü dördüncü rounda giden maçlarda ki insanların e, düştükleri pozisyon korkunç ya. ve o pozisyonun içerisinde hala algıların açık olması gerekiyor çünkü gerçekten de bir taktik savaşına dönüyor aslında maçlar. İşi o taraftan baktığında gerçekten çok zevk veriyor o zaman çok büyük keyif alıyorsun yoksa hani oturup bunları çok bilmeden baktığında iki tane birbirini yumruklamaya çalışan adam gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Ee, çok büyük bir taktik savaşı da var aynı zamanda. Ama niye niye bu e, hep bütün dünya için geçer? Niye e, bir sporun izleyicisi zevk almak için onun kurallarını bilmek zorunda? Örnekse futbol her zaman izlenmesi kolay bir spordur. O sayede yığınlara mal olmuştur. İşte 11 tane kuralı mı var nedir? 18 tane mi 11 tane mi kural bilmiyorum hatırlamıyorum çünkü futbolda hiç ilgilenmiyorum futbolda çünkü. Ama bir tenis maçını izlemek için tenis kurallarını bilmek zorundasın. Çünkü eğer bilmiyorsan sana hiçbir şey ifade etmez. Ama boks iki insanın birbirini dövdüğü bir spor değil aslında. Ve bunu birazcık mesela denersen zaten o boks antrenmanında ona gölge boksu da deniyor hı hı. ya da gölge boksu bilmiyorum başka bir şey galiba ama yani havaya yumruk atan, boşa yumruk atan adam zaten kendisini tüketiyor. Evet. Ben bir iki kere öyle acaba bunda yani o Fırat'tan filan da ve onlardan da etkilenerek tabii sadece yani bir spor olsun diye hayatımda hiçbir spor yok çünkü gitmiştim öyle boks dersi falan almaya ve adam bana havaya bir sürü yumruk attırdıktan sonra işte nefesimi ayarlatıyor bir şey yapıyor. Daha bir kum torbası falan bile yok. Havaya atıyorum. Ay yorgun düştüm şekerim dedim ki ya baba dedim ne yapacağız ya ben geberdim yani yorgunluktan falan. Bir de dedi bunları bu bu, bu yumrukları dedi atarken bir de dayak yediğini düşün dedi bana yani. Hakikaten korkunç bir şey. Evet evet çok çok zor. Çok zor iş. Yani. Çok yoruluyorsundur. Çok çok yorucu. Peki hangileri e, dizide eee Tabii ki dramatik yani şimdi sahneler ben daha çok fazla. abi. Çok, değil çok mi? affedersin abi. Sözünü kestim ya. Yani şimdi ben böyle konuşurum çok yorucu falan hani ekranda da insanlar şey diyor. Sen de profesyonel boksör müsün kardeşim? Neyi yoruluyorsun diye. E şuradan yoruluyorum. Yani setin haricinde de ben şimdi Mücahit Kulak e, benim antrenörüm. Hmm. Çok başarılı bir boksör, hmm. aynı zamanda kick boksör hmm. kemeri var. E, onun onunla artık sparring falan da yapıyorum. E, o da yapıyorsun? sparring dediğimiz bir idman çeşidi var. Maç ha. gibi ha. E, aslında. E, iki boksör e, birbirleriyle ee, biraz daha korunaklı ortamlarda dövüşüyorlar ve taktik geliştiriyorlar. Ee, oradan biliyorum ne kadar zor olduğunu biraz aslında. Hmm. Yani gerçekten e, biraz açık verince yanlışlıkla bir tane yumruk yediğinde gerçekten darmadan oluyorsun. O gerçekten çok büyük bir yorgunluk veriyor insana. Hmm. A Acı değil yani aslında anlatmak istediğim ve hani e, kondisyonun da yeterli değilse zaten. Hakikaten e, yataktan kalkamaz hale geliyorsun. Evet ama bu zaten gibi yaparak oynanacak bir rol değil. Bir boksör rolü galiba. Bence de değil. Ya Kesinlikle yani değil. Yani o yumruğun Yok. ağır olmak zorunda senin. Ee, Havaya bile sallasan. Ya tabii film işi biraz üç kağıt işi. Onun da bilmek Hı. gerekiyor. Ama e, biraz inandırıcı olması için bazı şeyleri de kuralına uygun yapmak gerekiyor. E, benim yaptığım iki tane maç e, vardı filmde. Şimdi üçüncüsünü gerçekleştirdik. Ve i̇leride daha da arttıracağız Hı. bunu. Çünkü seyirci bunu çok seviyor ve çok istiyor onu gördük. Hmm. Ee, şimdi oradaki maçlarda da hani ekrandan ne kadar geçiyor bilmiyorum ama e, gardlara aldığımız yumruklar tamamıyla gerçek ve tamamıyla hmm. kuvvetli. Hmm. Ee, bir önceki maçta e, Cengiz Ulucan dediğimiz bir boksörü Mustafa diye bir kardeşim eski bir boksör, e, arsiklet boksörü arkadaşımız oynadı. Gerçekçi olsun diye onu oynattık. E, maşallah gerçekten öyle sağlam vuruyordu ki size anlatamam yani iki gün başımın ağrısı geçmedi gardıma yediğim halde of. yani suratıma da yemedim onları of. suratıma yesem zaten hani devam edemeyiz çekime ee, şimdi bizim Kerem diye bir karakterimiz var Halit Özgür Sarı diye çok yetenekli ben hani geleceğini çok parlak gördüğüm bir kardeşim oynuyor ee, şimdi onun biraz daha maçları başlayacak onun hikayesine biraz gireceğiz bugün daha yeni idman yaptık ve o istedi yani daha gerçekçi olması gerektiğini kendi de gördü Hı -hı. Hani Hanimış gibi olmuyormuş abi dedi. Bu olmuyor. Hı -hı. Bir iki tane e maçı oldu yalandan hani amatör karşılaşması arkadaşlarından da çevresinden de eleştiriler alınca daha inandırıcı olması lazım diye salona gel dedim. Hı -hı. Bol bol salonda vakit geçir hani çekim olmadığı zaman. Hı -hı. Ve şimdi o da o işe aydı ve daha profesyonel idman yapmaya başladı şimdi. Çok öyle yapaktan yani. Çok yani bunu ne kadar devam edecek bu dizi? Ee, şimdi bu senin son sezonu tamamlarız. Ondan sonrasını artık kanal e, oturacak yapımcı ne düşünecek falan biraz onlara bağlı. Kimin fikri bu? Çok iyi bir fikir aslında. Ee, yani bir yandan e, draması olan, bir yandan hüznü olan, keyfi olan, bir yandan da e, boksu karşılaşma, karşılaşma heyecanını da seyirciye veren bir iş. Alpanla Başak bizim senaristlerimiz, Hı -hı. onların fikri. Hı -hı. Boks hayranı iki senarist. Hmm. Rocky hayranı hmm. doğal olarak. E bizim jenerasyonumuzun ikon bir karakteri. Tabii. Ezbere biliyorlar. e Şampiyon diye mevcut da bir eski bir film vardır. Çok, evet. çok duygusal, o da, çok dramatik. O, herkes ağladı, geberdi. O Aynen. E, aslında eee bir iki tane de boksör var. Benzer hikaye yaşamış. Hatta şu anda Deontay Wilder diye dünyanın bir numarası bir boksör var. Hmm. ağır siklet boks şampiyonu. Onun da hikayesi benzer. Adam aslında basketbolcu ama kızının tedavisi için e, boksa başlamış falan. E, hepsini harmanlayınca böyle bir hikaye çıkartmışlar. Hmm. E, ve işte onu onlar da keyifli yazınca aslında biraz ortaya böyle keyifli bir iş çıkıyor. Peki. Ee, dizi bitmeden bir daha görüşelim. İnşallah. Harikuladesin. Kolay gelsin. Teşekkür nefis ederim. Nefis nefis. Alkışlıyoruz Tolga. Nın.